ateistim dersin. Tamam, ateist mi? Ben geçen gün onu dedim. Sizin burada yine Fatih Bey'in sabit konuklarından bir profesör var. Ateistim diyor herhalde falan. E şimdi bu insanın zararı ile bir ilahiyattaki, Kur'an'daki bu ayet değişmeli diyenin zararı bir mi? İlahiyattakinin zararı büyük. Bu şimdi ateistim diyende bir sorun yok ki. Sorunu kendisi ahirette cevabını verir. Zaten ahirete de inanmıyor. Sorun bitmiş onun için. E şimdi adam diyor ki ben diyor, geçen bu pazar tekrarı mıydı neydi, pazar mıydı? Orada konuşuyor diyor. Gazali'yi şey ettiler burada. İşte Gazali ilerlemeyi durdurdu, şey etti. Felsefenin önünü kesti. Aklın anlayışını şey etti. Sınırladı. Vahiyle sınırladı şey etti falan. Tamam. Sosyal medyada senin için bugünlerin Gazali'si diyen de var. Ya ne bugünlerin Gazali'si olacak? Gazali'ye kurban olun. Biz Gazali kim? Biz kimiz de? Şimdi Gazali'ye bunu söylerken o profesör dedi ki ama dedi Gazali dedi şunu düşünemiyor dedi. Efendim neyi düşünemiyor? Vahiy ne kadar güvenli ki dedi. Bak çok terbiyeli bir şey konuştu. Ateist biri olarak vahye sövebilirdi. Kalktı vahiy ne kadar güvenli ki dedi. Şu ateist olan profesörün şu lafını ben çok terbiyeli buldum. Neye karşı? İlahiyattaki bazılarının, tırnak içi, bazılarının bu ayetler değişmeli. Bu ne biçim ayet ya? Bu ne biçim Kur'an ya? Diyen bir ilahiyatçı hocayı gördüğüm zaman, din adamı, hocayım, hafızım diyeni gördüğüm zaman bu ateistim diyen profesörü terbiyeli buldu. Çünkü zaten. Neden? Vahiy ne kadar güvenli. Adam soruyla gidiyor. Hayır, bu hep de reddediyor. Fırat Bey'in hep karşı çıktığı şuydu. Ben diyordum ki hocam bu Eşari geleneği Gazali çok zarar vermiş diyordum. Bunlar serbest düşünceyi öldürmüşler. Değil mi? Yani mesela Gazali yerine Hayyam'ın düşüncesi galip gelseydi İslam'da bambaşka yerlere giderdik biz. Tamam. Herhalde sana da bunları söylemiştir Fuat Bey. Evet, evet. Ben aynı en fikirde çok, değilim çok, Fuat Bey'le. Bak onu yani, söyleyeyim. Yani bu teori en çok Yusuf Schacht ile Schacht'e atfediliyor. Gazali zamanında fıkıh önemden kazanıyor. Hı hı. Medreseler kuruluyor. Her yere kuruluyor ve medreselerde fıkıh önemli ve yani hukuk, İslam hukuku. Evet, İslam hukuku. Evet. Ve diğer konular, alanlar bastırılıyor diyebilir miyiz? Tabii yani kenara itiliyor. Fakat itiliyor. Daha da önemlisi. Şahtın teorisi fakat bu. Daha da önemlisi. Gazali ne diyor? Bu filozoflar tutarsız kendi aralarında. Evet, onun kitabı o. Ha, o evet. Değil mi? Tutarsız bunlar diyor. E bunlar tutarsızsa nereye gideceğiz? Vahiyye gideceğiz. Evet. Şunu hiç kendine sormuyor. Kardeşim vahiyinin kaynağından emin misin sen? Onu hiç sormuyor kendine. Şimdi yani Gazali esasında felsefe ve bilimleri çok iyi bilen. Müthiş. Bir de korkunç zeki. Ve onun Tahafutul Felasfe kitabında, o kitapta en başta mantık ayrı diyor. Mantık bizde kalabilir diyor. Onu eleştirmiyor. Onu söyleyebiliriz. Ama ve mantık devam ediyor. Mantık devam ediyor. Nedenselliği eleştiriyor. Çok önemli. O hatırlıyorsun pamuğun yanma hikayesi. Evet. Nedenselliği eleştiriyor. Nedenselliği eleştirdiğin an bilim gidiyor. Şimdi yani her alanda bilim gitmiyor. Esasında matematik kalıyor. Kalıyor ve gayet